Ay, özlemişim buraları, ne kadar güzel değil mi? Çok. Dikkat ettiyseniz bizim de gittiğimiz her yerin bir hikayesi oluyor. Ya öyle vallahi. Belki de yaradan bizim de bir hikayemiz olsun istiyor. Bilmem, belki de öyledir. Evet. Şimdi bu bir aşk hikayesi aslında. Ama bir şehre olan aşkın hikayesi. Bir romancı var, Pierre Loti, buranın adı. O Fransız romancı İstanbul'a geliyor, burada Aziade diye bir kadına aşık oluyor. Onun üzerine kitap yazıyor efendim. Tam da yazdığı yer burası. Sonra da gele gide bu şehre aşık oluyor. Olmamak mümkün mü zaten, baksanıza. Öyle. Sonra da Türkiye aşığı oluyor bu adam. Fahri vatandaş oluyor. Ondan sonra ismi bir sokağa veriliyor önce. Daha sonra buraya veriliyor. Ya ben tabii eski zamanları özlüyorum. Şimdi sevmek gibi şeyler, vitrin gezmek gibi. Ne güzel söylediniz. Seçenek çok. İnsanlar sevgi ve aşk hususunda böyle yani ticarete atılmış gibiler. Öyle değil mi? Yani bir kalp olmuyor. Ondan sonra baktı olmuyor, gidiyor iade ediyor. Ya da değiştiriyor başkasıyla. Öyle. Emek vermek yok. Bu suratın kavuşmanın bir anlamı yok. Allah tabii, yani sevgiyi bulmak kadar onu muhafaza etmek de önemli. Aman. Gençler şimdi anlamıyorlar ama bizim yaşımıza geldikleri zaman bir bakmışlar, ya şundadır ya bunda derken bir ömrü heba etmişler. Doğru. İnsan bazı şeylerin değerini geç bulunca anlıyor. Ben de bu yüzden hayatımda size rahatsızlık verecek ne varsa hepsini attım. Çok teşekkür ederim. Yani tabii bana değer verip öyle bir şey yapmanız çok kıymetli, beni çok mutlu etti. Sağ olun. Bu daha hiçbir şey değil. Herkesin elindeki kaba bir kepçe çorba koyan Leyla, sıra Mecnun'a geldiğinde alıyor. Ondan sonra onun elindeki kabı kırıyor. Mecnun memnuniyetten bayılıyor. Niye? Etraftakiler diyor yani bu nedir Mecnun? Ya Leyla sana çorba vermedi gibi bir de gitti senin kabını kırdı. Ne seviniyorsun buna diyorlar. O da diyor ki olsun, beni başkalarıyla karıştırmadı ya. Güzelmiş, evet. Yani siz benim size karşı olan çıkışmalarımı buna bağlıyorsunuz, öyle mi? Tabii ama kızmakta haklıydınız. Yani bana hiç kızmasaydınız, hiç umursamasaydınız işte o zaman üzülürdüm. Ama bence yine de siz çok test etmeyin beni. Yani yaşadık, gördünüz, biraz sinirleniyorum böyle şeylere. Yok yok, tövbe tövbe. Yani sizin ışmınızdan korkmayan taş kesiz. Ay vallahi alemsiniz. Karşı nasıl, ırmak nasıl, inşallah bir sıkıntı yok. Ay yok şimdi hiç. Onlardan bahsedip de tadımızı kaçırmayalım. Yok, rica ederim. Buyurun, istirham ederim. Karsu'nun olaylarıyla uğraşıyoruz yine. Hayırdır inşallah. Ya bir iş bir de koca bulmamız lazım. Ama koca meselesini fazla dillendirmiyoruz tabii. Nasıl? Yani iş çalışmak, koca evlenmek için tabii. Evet, evlenmek içinse iyi. Çünkü bu kadar olaylardan sonra hani onu kilere kapatıp bir işkence çekersiniz diye düşünüyordum. Ay Allah'ım yarabbim. Şimdi ben baştan anlatayım size. Şimdi şöyle oldu.